Evet arkadaşlar merhaba. İsmim Rıdvan Kocaman. Ee, bu dönem genel işletme dersini kısmet olursa birlikte yürüteceğiz. Ee, bugünkü dersimizin konusu işletmeler ve özellikleri. Birinci ünite işletmeler ve özelliklerini bu derste inşallah birlikte işlemiş olacağız. Ee, peki dersimizin bugünkü amacımız ne? Bugün işletme, ihtiyaçlar, üretim faktörleri kavramlarını hep birlikte tanımlayacağız. Sonrasında işletmenin amaçlarını ve bu amaçlarla beraber hangi fonksiyonlarla bu amaçları gerçekleştiriyorlar onlara bakacağız. Nasıl gerçekleştiriyorlar? Sonrasında işletmelerin bazı kriterlere göre nasıl sınıflandırıldığını size aktaracağım. Nihai olarak da her işletmenin ulaşmak istediği bir başarı var. Bu başarıda hangi temel ilkelerle bu başarıyı değerlendirebiliyoruz? Onlara hep birlikte bakacağız. Tabii konu başlıklarımız da bu içerikle beraber aslında şekilleniyor. İlk olarak işletmenin tanımı konu başlığımız var. Daha sonra işletmenin amaçları ve işlevleri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin başarısının temel göstergeleri. Bu dört konu başlığı altında az önceki amaçlarımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Peki biz işletme dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? İşletmeler bizim yaşamımızın neresinde? Günlük hayatta baktığımız zaman aslında cebimizdeki cep telefonu, kullanmış olduğumuz laptoplar, şu anda oturmuş olduğumuz aslında o sandalyeler, masalar, her biri aslında üretim faktörleri neticesinde işletmenin bize sunmuş oldukları ürünler. Yani biz dolayısıyla cebimizdeki bir cep telefonu elimize aldığımız zaman ya da bir kamu işletmesinin bize sunmuş olduğu bir kaldırımda yürüdüğümüz zaman ya da bir otobüste seyahat ettiğimiz zaman aslında işletmelerle sürekli ama sürekli dolaylı olarak Muhatap halindeyiz. Yani şunu söyleyebiliriz aslında, işletmeler hayatımızın her yerinde. Bunu sadece dört duvardan oluşan bir çatısı olan bir e, plaza e, ya da işte bir bina ya da bir oda şeklinde düşünmemek lazım. Bunu hem somut hem soyut özellikleriyle beraber e, bir işletme olduğunu düşünmekte fayda var. Onun için kısaca biz şunu söyleyebiliriz, işletme yaşamın her yerinde arkadaşlar. Peki e, biz günlük hayatta sürekli aynı yollarımı kullanıyoruz, sürekli aynı taşıtlarımız kullanıyoruz, ya da işte sürekli aynı cep telefonlarımızı kullanıyoruz. Her gün aynı kıyafetim giyiyoruz. Bunun cevabı aslında günlük hayatta her şeyin değişime uğradığı Ya da herkes şimdi yanındaki arkadaşına bir baksın, bakalım. E, herkes Pişti olan var mı? Yani kıyafetleri aynı olan var mı? Ya hocam ben arkamdaki arkadaşla aynı kıyafeti giymişim ya da yanımdaki arkadaşla aynı kıyafeti giymişim diyen var mı? Aslında neredeyse imkansız hatta bir araya geldiği zaman ne diyorlar? Pişti oldu yani pişti olduk aynı kıyafeti giymişiz diye böyle bir muhabbet var. Bu şu demek aslında çok fazla ihtiyaç çok fazla istek var ve bu isteklere göre piyasada çok fazla ürün çeşitliliği var yani bazı ürünler giriyor bazı hizmetler giriyor bazıları da hayatımızdan tamamen çıkıyor yani değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir ifadesi aslında bu sürekli bizim beklentilerimiz bizim isteklerimiz değiştiği için bize sunulan ürün ve hizmetlerde o denli değişiyor aslında şimdi tabi ee, pek çok ürün evet hayatımıza giriyor bununla beraber aynı zamanda pek çok ürün hayatımızdan da çıkıyor belki e, hatırlayanlarınız muhakkak vardır e, şimdi daha önceden bir e, müzik dinlemek isteyen birisi radyoya radyo diyorum teyip teybe kaset yerleştiriyordu daha sonrasında cd kullanıyordu veya film izlemek isteyen birisi dvd kullanıyordu dijitalleşmeyle beraber yani o zamanın en büyük ihtiyacı piyasaya yeni gören ürün kasetten sonra CD oldu. Wow. Yani harika bir teknoloji değil mi o zaman kasetten sonra CD'yi görmek? Müthiş bir te teknoloji. Ama şimdi bakıyorsun teknolojik gelişmelerle beraber dijitalleşmeyle beraber CD'ler de artık hayatımızdan çıkmaya başlıyor. Podcast uygulamaları, işte Spotify uygulamaları Bunlarla beraber CD hayattan çıkıyor. Aslında işte tüplü televizyon varken LED LED ekran geldiği zaman, incecik ekranlar geldiği zaman tüplü televizyon hayatımızdan çıktı. Aslında bir bakıma yeni ürünler girerken eski ürünler de hayatımızdan çıkıyor. Yani bunun aslında özetini yapmak gerekirse insan hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetlerin sayısı ve çeşidi en önemlilerinden özelliklerinden bir tanesi çeşidi. Gittikçe artıyor. Her geçen gün artıyor. Evet hayatımızı kolaylaştıran ürünler var ve bunların e, sürekli arttığını söylemek doğru bir yaklaşım olur. Ama biz yine de yani bizim e, ürün ve hizmet anlayışımız, arayışımız yine de sürekli devam ediyor. Yani sürekli yeni bir şeyler isteyebiliyoruz. Hayatımızı daha da kolaylaştıracağını düşündüğümüz şeyleri isteyebiliyoruz. Yani e, nasıl söyleyeyim size? İşte evde bir televizyonumuzun kumandası var. Kumandayı zaten kullanabiliyoruz. Onu sürekli kullanabiliyoruz. Ama bununla beraber televizyonu kontrol etmek için üretilmiş olan mouse'lu kumanda ihtiyacı hissediyoruz ya da telefonumuzu televizyon televizyonumuzu telefonumuzdan açmak, kontrol etmek için ona yönelik bir aplikasyon talebimiz gerçekleşiyor. Yani sürekli evet bizim hayatımızda bazı zorluklar var süreyi daha verimli kullanmak istiyoruz. Buna yönelik yeni ürün taleplerimiz olduğu için sürekli bu isteklerimiz artıyor ve ona yönelik ürünler geliyor. Peki bunu hangi şeyde, hangi bağlamda değerlendirebiliriz? İstek ve ihtiyaçlar bağlamında değerlendirebiliriz. Yani ihtiyaçların sonsuzluğu kavramını aslında bunun arka planını oluşturuyor. Yani insanların satın aldığı her ürün ve hizmet onların bir sorununu çözecek, ihtiyacını giderecek ya da isteğini tatmin edecektir ee, diyor. Şimdi bunlar hiçbir zaman bitmeyecek tabii ki bu istekler. Az önce de söylediğimiz gibi bu durumda işletmeler ne yapması gerekiyor? Bir taraftan insanların geçmişte tam çözülemeyen sorunları ve giderilemeyen ihtiyaçları için, diğer yandan da günümüzdeki ve gelecekteki sorunları ve ihtiyaçları için yeni ürün ve hizmetler üretecektir. Yani şimdi hepimiz işte e, teknolojik aletler kullanıyoruz. E, şimdi mesela cep telefonlarımız işte internete bağlandığımız zaman bir aralar 3G kullanıyorduk, değil mi? Aslında bizim ihtiyacımız neydi? Daha hızlı bir internet, daha hızlı e, istediğimiz e, şeyleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmekti. Daha sonra 4G, 4.5G, şimdi neyin arayışları var? 5.5G, 6G anlatabiliyor muyum? Günümüzde e, internetle tüm insanlar haşır neşir olduğu için, tüm insanlar internet bağlantısını kullandığı için, evet internette bir yoğunluk var, şu anki... Az önce de ifade ettiğimiz gibi tam çözülemeyen bir sorun var. Buna yönelik olarak ek internet paketleri işte normal internetse fiber internet gibi çözümler arayışı devam ederken gelecekte de bizi bekleyen muhtemel internet bağlantısızlıklarını ortada kaldırabilmek için RG departmanları, e, uluslararası düzeydeki işletmelerin RG departmanları bu teknolojik altyapıyı daha iyi hale getirebilmek için çözümler üretmek zorunda arkadaşlar. Ee, insanların tüm ihtiyaçlarının giderildiği bir hayat, kaliteli yaşam ve refah demektir. Yani bunun da aslında sonu yok. Yani ne zaman evet hocam, ne zaman rahat edeceğiz, ne zaman refaha edeceğiz, bu anlamda en azından o benim tüm ihtiyaçlarım tamamlandı, ben harikayım. Evet bunu demek neredeyse imkansız arkadaşlar, çünkü sürekli yeni ihtiyaçlarımız olacak. Yani evet şimdi. Öğrenci olduğumuzu varsayıyorum ee, ya da hem çalışıp hem okuyan birisi olduğumu varsayıyorum. Benim okuluma gelip gitmek için bir arabaya ihtiyacım var. Evet doğru. İleride çok zengin bir iş adamı olduğumu varsayıyorum. Bu kez arabam var, evet. Motosikletim var, evet. Hafta sonu aracım ayrı, evet. Aa, ben bu kez seyahatimi deniz yoluyla yapmak istiyorum. Bir yat ihtiyacım var. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani bizim sürekli bir şeye ihtiyacımız var. Bitmiyor. <laughs> Onun için demek istedim kaliteli yaşam ve refah da hani bu anlamda bir sonsuzluk ifadesi kullanabilirim. Peki ihtiyaç ve istek kavramı aynı şeyler mi? Aslında aynı şeyler değil ama birbirlerini tamamlayan kavramlar bunlar. Çünkü insanın fizyolojik ve psikolojik yapısına uygun olarak ortaya çıkan Karşılandıklarında zevk ve haz, karşılanmadığı takdirde acı ve sıkıntı yaşatan e, kavram ihtiyaç kavramı. Şimdi bizim her türlü fiziki ve psikolojik ihtiyaçlarımız aslında bu kavram içerisinde değerlendirilebilir. E, i̇stek ise ortaya çıkan bu ihtiyaçların nasıl karşılandığını ifade eder. Yani işte acıkmak bir ihtiyaç ise bu açlığı çorbayla mı, simitle mi Kebaplama, kebapla mı, dönerle mi, neyle giderdiğinizi ise isteği aslında oluşturuyor. Peki istek her zaman bu mu? Bu şekilde sabit tek düze mi? Hayır. Çok çeşitli e, formasyonlar alabilir. Mesela e, şöyle örneklendirebiliriz. Kültürel olarak, sosyokültürel yapılar insanların isteklerini Acıkmak tüm dünyada sabitken her insanın acıkma özelliği varken tüm dünyada bu acıkma özelliğini gidermek aynı şekilde değil. Örneğin ülkemizde acıkan birisi öğlen acıkan birisi çorba, sulu yemek ağırlıkta tercih edebilirken Amerika'da ya da İtalya'da yaşayan birisi öğle yemeğinde bir pizza tercih edebilir. Yani oranın kültürel, sosyo-kültürel yapısı bunu etkileyebilir. Ya da Japonya'da barınma ihtiyacı, insanların en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını küçücük bir evde bunu yapabilirken Amerika'da daha geniş alanlarda yaşama ihtiyacı hissedenler daha bahçeli, dublex, triplex tarzı evlerde yaşamayı tercih edebilir arkadaşlar. Peki bu isteklerin işletmeler tarafından karşılaştığı karşılanmasına biz ne diyoruz? İşte burada fayda kavramı ortaya çıkıyor. Eğer bir işletme insanların, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamasına biz fayda diyoruz. Karşıladığı takdirde bir fayda ortaya çıkıyor. Fayda kavramı mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine deniliyor. Burada ne oranda ihtiyaç gideriyor? Sorunu çözüyorsa o kadar faydalıdır. Yani bir e, ürün, bir hizmet, bir tüketicinin sorununu ne kadar iyi çözüyorsa o kadar fayda e, olduğunu söyleyebiliriz. Peki fayda aslında şimdi bir bir üründen almış olduğumuz ya da bir hizmetten almış olduğumuz fayda illa ki onun teknik fonksiyonel faydası değil arkadaşlar. Onunla beraber bize katmış olduğu sembolik bir fayda da var. Yani sadece işte ee, güzellik salonu diye bir ifade var değil mi? Yani e, neden saç kesim merkezi, neden e, e, efendime söyleyeyim makyaj merkezi neden işte erkekler için neden tıraş yeri gibi bir ifade kullanılmıyor da işte güzellik merkezi bakım salonu kuaför gibi ifadeler kullanılıyor. Aslında insanlar orada bir güzellik merkezine gittiği zaman orada elde etmiş olduğu fayda sadece saçının kesilmesi ya da yapılan bir makyaj ya da yapılan bir bakım değil. Orada aslında insanlara sembolik bir fayda da sağlanıyor. Yani bir güzellik sağlanıyor. İşte fitness salonuna gidenleriniz vardır elbet. Fitness salonuna gittiğiniz zaman orada size sağlanan fayda sadece şu değil. Sağlıklı yaşam. Hayır değil. Fit bir görüntü, kaliteli bir görüntü sağlaması da sembolik faydayı oluşturuyor. Onun için bir fayda kavramını tartışırken ya da değerlendirirken bizim bakmamız gereken aslında hem sembolik fayda hem de fonksiyonel e, fayda ikisine beraber bakmak lazım. Şimdi az önce ihtiyaçlardan bahsettik. İhtiyaçlar aslında e, Maslow yıllar öncesinde ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini oluşturmuş. Bunların bir piramit şeklinde oluşturuyor. Bunlardan ilk ikisi yani fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçları ki fizyolojik ihtiyaçlar biliyorsunuz hepinizden bildiği gibi açlık, susuzluk, uyku, cinsellik gibi ihtiyaçlar. Güvenlik ihtiyacı da barınma, sağlıklı yaşam, tehditlerden kaçınma gibi ihtiyaçlar. Bunlar insanların birincil ihtiyaçları. Daha sonraki sosyal ihtiyaçlar işte bir gruba ait olma, sevgi ihtiyacı işte bir ailenin e, olmasını istemesi bir insanın ya da e, bir kulübe ait olma ya da işte bir sosyal statüsü olan bir gruba ait olma ihtiyacı sosyal ihtiyaç, saygınlık ihtiyacı, beğenilme, takdir edilme ve kendini başarma kendini tamamlama. İngilizce'de de self esteem kavramının karşılığı bu ihtiyaç da piramidin en tepesini oluşturuyor. İlk ikisi birincilken diğer üçü ise ikincili ihtiyaçlar. Maslow şunu söylüyor. Diyor ki insanlar bir ve ikiye Tamamlamadan yani birinci ihtiyaçını tamamlamadan ikinciye geçemez. İkinciyi tamamlamadan üçüncüye geçemez. Yani bizim karnımız o kadar aç olduğunu düşünün. Yani cebimizde de ancak bir yemek yiyebilecek kadar şeyimiz var. Paramız olduğunu düşünün ve karnımız çok aç. Yani yemesek bayılacağız arkadaşlar. Biz saygınlık ihtiyacı için mücadele eder miyiz? etmeyiz. Şunu yaparız yani. İlk işimiz karnımızı doyurmak olur. Ondan sonra diğerlerini başarmak olur. Şimdi işletmeler insanların bu istek ve ihtiyaçlarını giderirken aslında onların beklentilerine göre hareket ediyorlar ve üretmiş oldukları ürünlerde ya da yeni ürün üretimlerinde sürekli bir yenilik ve inovasyon arayışı gerçekleşmesi gerekiyor. Peki inovasyonlar yenilik inovasyonla yenilik aynı şeyler mi? Hayır, değil aslında. Tam karşılığı değil. Ya inovasyon köklü hayallere ve yaratıcılığa dayanıyor ve e, yaratıcılıktan doğan yeniliklerin hepsine uygulanması mümkün değil. Sadece uygulananlar ve piyasaya çıkabilen, ticari hale gelen bir yeniliğe biz inovasyon diyoruz. Eğer piyasaya çıkmayan hiçbir yeniliğe inovasyon ismini vermiyoruz. Aslında bu ticari bir boyut kazandığı zaman, inovasyon oluyor. Bu da neyle beraber şekilleniyor? Bir işletme neden neden inovasyon yapar? Çünkü inovasyon yapmak çok kolay bir şey değil. Maliyet yüksel yüksek e, olabiliyor. Her inovasyon yasal olmayabiliyor. Doğal kaynaklar, ham maddesi, e, kısıtı olabiliyor. Bunun için sürekli inovasyon yapmak mümkün değil. Sadece e, tüketici beklentilerini karşılayabilecek, onlara fayda sağlayabilecek, onun karşılığında da işletme karlılığını arttırabilecek yenilikleri ticari boyut eklediğimiz zaman inovasyon oluyor. Yani her yenilik inovasyon e, doğurmuyor arkadaşlar. Peki işletmeler bu ihtiyaçları karşılarken, bu inovasyonları yaparken ne yapması gerekiyor? Mevcut üretim faktörlerinin hepsini bir araya getirmesi gerekiyor. Yani eğer mevcut üretim faktörleri bir araya gelmezse aslında ne inovasyon gerçekleşiyor ne de bir üretim meydana geliyor. Yani e, bu üretim faktörleri ne? Doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimcilik. Burada zaten bunları biliyorsunuz. Doğal kaynaklar e, kullanılıyor, işte ham madde kullanılıyor vesaire. Emek, insan gücü. Yani bir üretimin gerçekleşmesi için o e, üretim bağlamındaki insan gücünü aslında ifade ediyor. Her işletmenin üretimi gerçekleştirebilmesi için bir sermayeye ihtiyacı var. Ve girişimcilik yani o işe başlamak için gerekli olan know-how, ondan sonra bilgi, tecrübe bunların her birinin birleşimi olan aslında girişimciliğin meydana gelmesi gerekiyor. Peki bunları yapan bize bu kadar... E, Hizmeti sunan, ürünleri üreten, bizimle onları buluşturan işletmenin tanımını, insan ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak de, derecede fayda sağlamak için az önce bahsetmiş olduğumuz üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten çoğu kez kar amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlerdir. Bu yapılan, işletme için yapılan, genel kabul görmüş, bir tanım aslında. Şimdi bakacak olursak bir GSM operatörü üzerinden bu, bu ıı, tanımı inceleyecek olursak GSM operatörü bizim iletişim ihtiyacımızı giderecek. Şimdi sorunlarını çözmek diyor. Sorun mesela nasıl bir sorun yaşayabiliyoruz? Çok dağlık bir alandayız. İşte verici probleminin olduğu bir yerdeyiz. Eğer GSM operatörü bizim bu şekilde problem yaşadığımız bir yerde de iletişim problemimizi çözebiliyorsa evet sorunları çözecek ifadesini karşılıyor aslında. Bununla beraber bize sunmuş olduğu internet çekim gücü, internet paket imkanları veya işte konuşma dakikaları, mesaj imkanları, şimdi işte salla kazan, işte kazı kazan gibi hediyeler gibi e, fiyat indirimleri gibi şeylerle beraber aslında bize bir fayda sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde aslında bir işletme tanımı oluyor. Yani bir GSM işletmesi bunları sağladığı takdirde evet biz bunu bir işletme olarak tanımlayabiliyoruz. Peki her zaman her işletme başarılı olabiliyor mu? Hayır. Çünkü başarılı bir iş modeli oluşturması gerekiyor. Bir işletmenin başarılı olabilmesi için e, başarılı bir iş modeli oluşturması zorunlu. Yani işletmenin kuruluş amacına bağlı olarak üretim faktörlerini ne şekilde katma değere dönüştürdü veya bunun planlandığı bir modelin ortaya konulması önemli. Her üretim faktörünün bir araya getirilmesi bir başarı elde etmiyor. Yani öncelikle bir planlama yapılması gerekiyor ve bu planlama sürecinde işletmelerin oturup kendine yönetimin oturup kendine bazı soruları sorması gerekiyor. Bunlardan ilki. Müşterinin sorunlarını çözecek, ihtiyaçlarını giderecek fayda üretebiliyor mu? Az önce fayda kavramını size zaten anlatmıştım. Sembolik ve fonksiyonel fayda ya da bunun her ikisinin bir araya gelmesinden oluşacak olan karma faydayı gerçekten karşılayabiliyor mu? Onların sorunlarını çözebiliyor mu? Bu bizim için çok önemli. Şimdi örnek vermek gerekirse bir e, beyaz eşya üreticisi işletme... Toplumda neye ihtiyaç var? Evet dolaplar üretiliyor doğru ama dolapların her bir buzdolabının m, buzluk kısmı yani buz dondurulan kısmı dondurma özelliğini sağlayan kısmı diğerine oranla biraz daha küçük oluyor. Dolayısıyla insanların müşterilerinin nasıl bir sorunu meydana geliyor? O alanın yetmemesiyle alakalı bir sorun meydana geliyor. Bunun için dip friz üretiyorlar değil mi? Derin dondurucu üretiyorlar. Aslında evet insanların o faydasını giderebiliyor mu? Şimdi burada sorduğu soruların her birinin karşılığı olmak zorunda. Evet biz insanlara buzdolabı üretiyoruz ama üretmiş olduğumuz buzdolabının derin dondurucu kısmı yeterli değil. Bunun için bunu üretiyoruz ve bu satışa sunulduğu zaman müşteriler tarafından tercih edilebilecek bir ürün. Dolayısıyla biz onlara bir fayda üretebileceğiz. Hemen tik Tamam, burada okeyiz. Daha sonra bu fayda üretmek için ihtiyaç duyduğu kaynak var mı? Az önce inovasyondan bahsettik ve inovasyon dedik ki pek çok e, yenilik fikri, hayal gücü olmasına rağmen belli kısıtlar olabilir. Elimizdeki ham madde, sermaye, emek, iş gücü anlamında konuşuyorum. veya girişimcilik unsurları e, şeye yetiyor ama bu faydayı üretmek için yeterli mi? Bunların her biri önemli sahip olduğu kaynakları kullanarak fayda üretirken hangi süreçleri kullanıyor? Bunların da her birinin cevaplarının olması lazım. En önemlisi aslında dördüncüsü. Bunların sonunda evet bunların her biri maliyet arkadaşlar. Yapılan her biri yenilik ya da yeni bir üretimin yapılması şu demek maliyet demek işletme için. Netice olarak biz bu maliyetleri karşılayabildiğimiz gibi elde etmiş olduğumuz gelirler giderlerimizden ne kadar fazla? Yani işletmenin beklediği karı ya da hissedarların beklemiş olduğu karı bir bu şey, bu üretim sonucunda biz elde edebiliyor muyuz? Bu sorunun cevabı çok önemli. Ne zaman ki bu dört soruya net ve güçlü cevaplar veriliyorsa iş modeli o kadar sağlamdır. İşletmenin amaçları tabii işletmeler özel işletme, özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olarak iki kısma ayrıldığı için buradaki amaçlar da değişiyor tabi. Özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yegane amacı kar ve karın maksima, maksimizasyonu yani arttırılması maksimum seviyeye çıkartılması. Başta ilk olarak özellikle startup olan yeni işletmelerin ilk önceliği doğrudan kar yapmak olmayabiliyor. Belli bir ee, tecrübe ve Artık kar yapmaya başlıyor. Dolayısıyla başlangıçta ilk amacı kar, sadece kar. Yani gelirin giderden fazla olması, çok fazla olması değil. Daha sonrasında bu ne kadar maksimize edilebiliyor, maliyet ne kadar düşürülebilir, gelir ne kadar artırılabilir, bunun çalışmaları yapıyor. Kamu işletmelerinde ise amaç topluma hizmet. Yani işte bir belediye ise belediyeyi kapsayan il sınırları ya da ilçe sınırları içerisindeki hizmet ya da bir daha büyük bakanlık gibi düşünün. Bunların vermiş oldukları bu kurum ve kuruluşların bunlara bağlı olan e, kuruluşların vermiş oldukları e, ürünler sunmuş oldukları hizmetlerin yegane amacı aslında topluma hizmet. Peki işletmede e, sadece işte işletme ve müşteri mi e, bunların muhatapları değil. Tabii çeşitli çıkar grupları var. Hissedarlar var, çalışanlar var, müşteriler var, tedarikçiler var, toplum var, devlet var. Pek çok çıkar grubu var arkadaşlar. Çağdaş anlamdaki özel işletmelerin amaçları ne peki? Kar, evet, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik. Evet, kar az önce dedik gelirin giderden fazla olması ve bunu maksimize edilmeye çalışılması. Bu bir kenarda cepte dursun. Peki bunun sürdürülebilir olması işte işletme için bu çok önemli. Yani bir startup yaptığınız zaman ya da bir yeni bir e, ürün ürettiğiniz zaman tamam kar önemli. Peki bunun sürdürülebilirliği ne düzeyde? Bu işletmeler için en önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi e, tuşlu cep telefonları olduğu zaman ilk zamanları akıllı telefona geçilmeden hemen önceki süreçten bahsediyorum. Şimdi eğer tuşlu cep telefonu akıllı telefonlardan hemen önceki süreçte yeni tuşlu cep telefonu modeli üreten bir işletme eğer bir sonraki planda kendisini akıllı telefona hazırlamadıysa evet kar elde edebilir ama bu ekonomik sürdürülebilirlik anlamında çok sağlıklı değil. Çünkü zaten bir yıl sonra ya da 8 ay sonra bir yıl sonra akıllı telefonlar çıktığı zaman zaten senin o üretimin ölecek. Anlatabiliyor muyum? Yani kar elde etmek ve o karla beraber bunu ekonomik sürdürülebilir hale getirmek. Hatta Milton Friedman 1970 yılında şöyle bir şey söylüyor. İşletmelerin ekonomik sorumluluklarıyla alakalı şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki İşletmelerin en büyük sorumlulukları ekonomik sorumluluklardır. Kar elde edecek, çalışanların standartlarını yükseltecek ve onların işte hayattan idame ettirmesi için gerekli olan ücretler, maaşların ödenmesi diyor. Yani ekonomik sürdürülebilirlik sadece kar elde etmek anlamında ve bu karın sürdürülebilir olması anlamında konuşmuyorum. Bununla beraber çalışanların istihdam ettiğin insanların sürdürülebilirliğini de sağlamak. Yani bunu bir bütünsel olarak değerlendirmek lazım. Peki sosyal sürdürülebilirlikle kastımız ne arkadaşlar? Her işletme aslında kurumsal vatandaş kavramı duyanlar bir el kaldırabilir mi? Kurumsal vatandaş. Yok mu? Şimdi kurumsal vatandaş kavramı var. Yani her işletme aslında içinde bulunmuş olduğu, faaliyet göstermiş olduğu toplumda bir vatandaş gibi yani bir birey gibi aslında değerlendirilebilir. Yani şu demek bu. Bir yandan üretim yaparken bir yanda faaliyet göstermiş olduğu topluluğun problemlerine çözüm arayışı içerisinde olması gerekiyor. Yani biz artık işletmelerden sadece bize kaliteli ürün üretmesini ya hem sembolik hem e, fonksiyonel faydayı sağlaması yeterli dir demiyoruz. Bununla beraber toplum için ne üretiyor? Topluma nasıl bir faydası var? Yani işte öğrenciye burs veriyor mu? <laughs> Affedersiniz. Okul yaptırıyor mu? <laughs> gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor mu? Ya da işte bu amacı yönelik pazarlama dediğimiz nasıl diyeyimse bir tane ayakkabı markası düşünün. Diyor ki alınan her 10 çift ayakkabıda bir çift ayakkabıyı ihtiyacı olan kimseler için ayırıyoruz gibi düşünün. Ya da bir fırından ekmek alıyorsunuz değil mi? Her birimiz sabah kahvaltıda çıtır çıtır böyle sıcacık ekmek, simit falan almaya gidiyoruz. Ne yapıyor? İşte kenarda yazıyor askıda ekmek. Gidiyor orada işte kendi kendine fırının kendi bağlamında yapmış olduğu bir şey için söylüyorum. Her alınan 5 ekmekte 10 ekmekte bir tane ekmek asıyor. Oraya ihtiyacı olanlar gelip alsın diyor. Bunları gerçekleştiriyor mu? Bunlar basit örnekler, çok daha büyük e, işletmelerin yapmış olduğu. çok daha büyük faaliyetler bağlamında da bunu değerlendirebilirsiniz. Bu da sosyal sürdürülebilirlikle alakalı. Peki çevresel sürdürülebilirlik ne? Şimdi evet az önce teknolojiden inovasyondan bahsettik. Ancak şöyle de bir durum var. Şimdi bir araba üreticisi bizim ihtiyacımız olan bir araba üretiyor. Evet bizi bir yerden bir yere götürme ihtiyacımızı karşılıyor. Yani e, bizim ulaşım ihtiyacımızı gideriyor. Peki üretilen arabaların doğaya bırakmış olduğu, havaya bırakmış olduğu emisyon ne yapıyor? Çevreye aynı zamanda zarar veriyor değil mi arkadaşlar? Onun için hangi e, unsurlarını geliştiriyor? Hangi üretim faktörlerini devreye sokarak çevreye vermiş olduğu bu zararları gideriyor? Bunların her biri aslında önemli. Çünkü işletmeler üretirken ham maddeyi kullanıyor, doğal kaynakları azaltıyor. Bununla beraber ürettikten sonra çevreye zarar vermemesine dikkat etmesi gerekiyor ki tüketiciler bu süreçte mutlu olabilsin. Minimum zarar yap e, vermeye çalışsın ya da hiç zarar vermemeye çalışsın. Bizim işletmelerden beklentilerimiz bu ve işletmeler de zaten tüketicilerin beklentileri üzerine hareket etmek zorunda. Peki bir sistem olarak bu işletme nelerden oluşuyor? Yönetim aslında işletmenin genel fonksiyonunu e, şeklinde ifade ediliyor. En tepe noktada bulunan yani işletme içerisinde yapılacak her kademedeki faaliyetler için planlamayı, örgütlenmeyi, yürütmeyi ve kontrol edilmesini sağlayan e, işletme fonksiyonu olarak biz yönetim <laughs> genel fonksiyon olarak yönetimden bahsediyoruz. Şimdi burada planlama, örgütlenme, yürütülme, kontrol yani az sonra da zaten şeyden bahsedeceğim hani pazarlama üretim arasındaki ilişkiden ama ee, pazarlama işte piyasadan pazardan ve e, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını üretime bildiriyor, üretim bu üretimi yapıyor. Bununla beraber finansman desteği gerekiyor. İşte bunların her birinin yönetim planlamasını ve diğer bölümler arasında, diğer fonksiyonlar arasında bir örgütlenmeyi yapması gerekiyor. Bununla beraber çıktı olarak da kontrolün meydana gelmesi gerekiyor. Kontrol ne üzerinden? Başarı kriterleri var. Orada zaten bahsedeceğiz. Kar, istenilen kar elde edilmiş mi? Elde edilmemiş mi? Aslında yegane karşılaştırma bunun üzerinden. Peki bir sistem olarak işletmenin odağı kim? Tüketici. Tüketiciler aslında işletmelerin varlık sebebi. Yani tüketiciler olmazsa işletmenin var olmasının hiçbir e, amacı yok. Onun için biz tüketicileri <laughs> affedersiniz işletmelerin merkezine koyuyoruz çünkü biz neyi üreteceğimiz, ne kadar, ne zaman üreteceğimiz, ne kadar e, bir fiyat biçeceğimiz ürüne, e, hangi ürün üreteceğimiz, hangi yeniliği yapacağımız aslında tüketiciye bağlı yani tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına bağlı. Şimdi e, bir araç olarak şunu şimdi Avrupa e, model bir araç e, ülkemizde ya da ülkelerimizde pazarlanırken işte en üst klasmanı kendi üretilen ülkelerde ya da işte gelişmiş ülkelere sunuluyorken bizim ihtiyacımız olan yani bizim maddi durumumuza göre alabileceğimiz araçlar aslında bize ne yapılıyor? Pazarlanıyor. Yani biz en yüksek özellikli araçlara aslında binemeyebiliyoruz. Onun için bizim buradaki beklentimiz fiyat performans beklentisi olduğu takdirde örnek veriyorum. Bize yönelik e, o şekilde ürün üretmek zorundalar yani aynı işte e, Arabistan'daki bir Toyota marka bir aracın e, motor gücü 2500 ve üzeriyken bizde 1.0 1.2 1.3 neden çünkü orada petrol ve yakıt sıkıntısı olmadığı için bu şekilde araçlar kullanılıyorken bizde böyle bir problem olması münasebetiyle daha düşük motor güçleri oluyor onun için yani tüketicinin istek ve ihtiyaçları yapılacak hem inovasyonu hem de e, nerede ne kadar ne zaman üretileceğini etkiliyor arkadaşlar. Sistem olarak işletmede evet genel fonksiyonu yönetimi tepeye koyduk. Onun altında iki tane temel fonksiyonu var. Pazarlama ve üretim. Pazarlama aslında her birinin anahtar. Kilit noktası yani diğer işletme fon hem temel fonksiyon hem yardımcı fonksiyonları birbirine bağlayan temel e, unsur arkadaşlar. Çünkü pazarlama üretimden önce başlıyor, üretim sürecinde devam ediyor, satıştan sonra da devam ediyor. Yani bir pazardan e, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının tespitinden sonra üretime gidiyor, üretim... Departmanı üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimi meydana getiriyor. Daha sonrasında tüketiciye ulaştırılmasına tekrar pazarlama devreye giriyor. Pazarlanıyor. Satış meydana geliyor. Satıştan sonra şimdi almış olduğumuz her birimizin cep telefonu garantileri var değil mi? Hala şey devam ediyor. Ya da e, söyleyin yeni bir cep telefonu alacağımız zaman eskisini herhalde hemen çöpe atmıyoruzdur onu bir satmak için bir mücadele ikinci el satış siteleri olsun ya da gidip telefoncuya doğrudan onu verip üzerine biraz para verip yeni bir telefon olsun pazarlama aslında sürekli devam ediyor. Bununla beraber kolaylaştırıcı fonksiyonlar var. İşte işletme içerisinde amaçtan ulaşmak için duydukları nitelikli insan gücü. Bu insan kaynaklarını oluşturuyor. Finansman var, muhasebe, halk ilişkiler ve araştırma Geliştirme departmanı var, fonksiyonu var işletme içerisinde. Finansman, işletmenin üretiminde kullanılacak üretim faktörlerini satın almak için ihtiyaç duyacak kaynakların temin edilmesi. Muhasebe ise işletmedeki paranın, mal ve hizmetlerin, borçların, alacakların ve gelirlerin giderlerin kaydını tutarak, analizini yaparak veri ve bilgi üretmesi. Burada... <laughs> İşletme ve şey muhasebe ve finansman arasında aslında bir fark var. Muhasebe işletme içi bir hesap gelir gider durumunun analizi iken finansman dış kaynağın kullanılması. Yani muhasebe evet bunların analizini yapıyor. Kasamızda ne kadar para var? Bizim gelirimiz ne kadar? Giderimiz ne kadar? Bunların kaydını yapıyor. Finansman dış kaynak. Yani bankadan kredi almak gibi düşünün arkadaşlar. Bunların hesaplanması ve dış kaynaklara yapılacak olan müracaatın ve alınacak olan neticelerin genel adı aslında. Halk ilişkiler ise işletme itibarının artmasını sağlama, sağlaması sağlamak, yaşanan krizden olumsuz şekilde etkilenme etkilenmenin engellenmesiyle alakalı bir departman. Şimdi genelde az önce pazarlamadan bahsettik. Pazarlama halk ilişkilerle bazen karıştırılabiliyor. Aslında aynı şeyler değil arkadaşlar. Çünkü pazarlama kapsar Halk ilişkiler aslında yani pazarlama bunun kapsüyasını evet halk ilişkiler pazarlama iletişiminin sadece bir unsuru. Şimdi e, halk ilişkilerin bir işletme için önemini anlatmak için e, şu örneği verebiliriz. Bir araç e, şey otomobil markası biliyorsunuz piyasa otomobillerin sürdükten sonra bir emisyon sıkıntısı oldu ve araçlarını geri toplattılar. Daha sonra yapılan her bir açıklama... Ee, aslında o işletmenin itibarını geriye kazanmak için yapılan bir açıklamaydı. Basın açıklaması, televizyon pro şeylere, televizyon programlarına çıkmak, haberlerde bunun açıklamalarını yapmak, ee, ondan sonra insanlara e, bunları telafi etmek için bazı vaatlerin verilmesi, aslında bunlar her biri halk ilişkilerle alakalı. Yani e, öncelikle şirketin, işletmenin imajını arttırmak, imaj oluşturmak, imajını arttırmak, ve kaybolan imajını yeniden kazanmak arkadaşlar yani halk ilişkiler aslında tamamen işletmenin itibarının korunmasına yönelik girişimlerin aslında bir ismi araştırma geliştirme departmanı ise az önce de bahsettiğimiz gibi inovatif araştırmaların yapılması için tüm e, pazardan gelen yani pazarlama aracılığıyla pazardan gelen e, istek ve ihtiyaçlara göre yeni ürün üretmek ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi için yapılan fikirler. Buna niye ihtiyaç var? Şundan dolayı ihtiyaç var. Evet yeni bir ürün hakkında binlerce fikir olabilir. Bu fikirlerden hangisi inovasyona dönüştürülebilir? Yani fizibilite çalışmaları, kaynak yeterliliği bunların veya teknolojik imkanlar, e, mevcut güçler var mı? Bunu yapabilecek gücümüz var mı? Bunların her birinin neticesinde Belki binlerce fikirden bir tanesi, iki tanesi aslında hayata geçiyor. Bunu da araştırma, geliştirme e, fonksiyonun yardımlarıyla yapabiliyoruz. Peki işletmeler sınıflandırırken hangi kriterlere bakmak gerekiyor? Öncelikle işletmenin büyüklüğü, yaptıkları işin türü, sermayenin mülkiyeti yani mevcut sermayenin ne kadar kime ait, dünya ölçeği, kar ve yasal statü biz işletmeleri sınıflandırırken bu beş tane e, kriteri temel alıyoruz. Buna göre tüm sınıflandırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Büyüklük bakımından işletme türlerine bakacak olursak iki tür ölçek var arkadaşlar. Bunlar niceliksel yani kantitatif dediğimiz ve niteliksel kalitatif dediğimiz iki tür ölçek var. Niceliksel ölçekte sayısal olarak görülebilen unsurlara bakıyoruz. Örneğin işletmede çalışan sayısı, kullanılan sermaye miktarı, kapalı alan, ee, teknolojik güç, harcanan enerji gibi işte mesela pazar payı gibi gibi e, bu şekilde hesaplanabilir özelliklere bakıyoruz. Niteliksel olaraksa, niteliksel ölçek ise işletmelerin yönetim, ilişkiler, sermaye sağlama, pazarlık gücü, hukuki statüsü gibi niteliksel özelliklerine bakıyoruz. Niceliksel özelliklerde bu e, aslında çok Standart olmuş. E, yasal olarak da tabii ki karşılığı olduğu için bu şekilde net sınıflandırma yapılıyor. Bir işletme eğer biz mikro bir işletme diyorsak diyebiliyorsak 10 kişiden az yıllık çalışan ve yıllık net satış hasıl, hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL'yi aşmayan işletmeler. Küçük işletmede ise 50 kişiden az ve bu bilançodan herhangi biri 25 milyon TL'yi aşmaması gerekiyor. Orta büyüklük tabi giderek artıyor. Orta büyüklükte ise 250 kişiden az yani 50 kişiyle 250 kişi, 10 kişiyle 50 kişi, 50 kişiyle 250 kişi şeklinde bir şey de yapabilirsiniz. Aralık da koyabilirsiniz. 250 kişiden az, 50 kişiden fazla yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosunun herhangi biri 125 milyon TL'yi aşmayan işletmeler. Büyük işletme ise 250 kişiden fazla istihdam etmesi gerekiyor. Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL'yi aşması gerekiyor. Büyük işletme statüsünde değerlendirilebilmesi için. Peki yaptıkları iş bakımından işletme türleri neler arkadaşlar? Bu, bunlara imalatçı ya da üretici işletmeler diyebiliriz. Az önce demiştik hatta bir beyaz eşya, eşya buzdolabı ve derin dondurucu örneğinde dediğimiz bir beyaz eşya üreticisi buna girebilir. Bu işletmeler gözle görülebilen, elle tutulabilen, somut ve maddi olan şeyleri yani ürünleri üretiyorlar. Hizmet üreten işletmeler ise maddi olmayan, soyut, stok edilemeyen ama insan ihtiyacı olan çıktılardır. Hastane gibi düşünün. Yani evet, bir doktorun kapıyı çalıyoruz, randevu alıyoruz, giriyoruz, bir muayene oluyor. Çıktığımız zaman tamamen soyut. Değerlendirme kriterimiz biraz daha soyut özellikleri olan bir hizmet alıyoruz. Hizmet üreten işletme, eğitim sektörü gibi, okullar gibi, hastaneler gibi bunları düşünebilirsiniz. Ticaret işletmeleri ise ürün üreten işletmelerle tüketiciler arasındaki fonksiyonları kapsıyor aslında. Taşıma, depolama, dağıtma, tutundurma ve satış gibi unsurları kapsıyor. Mülkiyet, sermaye mülkiyeti bakımından işletme türleri, bir yerli işletmeler, iki yabancı işletmeler var. Yerliler ise özel ve kamu e, şeklinde. Özeller girişimci ya da girişimcilerin genellikle kar getirisi, getirisi için sahip oldukları sermaye ile kurdukları işletmeler. Kamu ise az önce bahsettiğimiz işte mesela bir belediyenin tesisi, sosyal tesisi, bir konuk evi, misafirhanesi. Yani hem halka da açık aynı zamanda işletmesi belediyede olan bir işletmeye biz e, sahibi kamu iktisadi teşebbüsü olduğu için kamu işletmesi diyoruz. Yabancı işletmeler başka ülkeden gelen bir girişimcinin kurduğu işletme yabancı işletme statüsünde. Dünya ölçeğine göre işletmeler ise dört e, şey üç kısımda değerlendirilebilir. Ulusal işletmeler, uluslararası ve çok uluslu işletmeler. Şimdi günümüzde globalleşme ile beraber aslında hani Klasik bir tabir var ya, dünya artık bir köy gibi. Yani oturduğumuz her yerde şu anda siz başka bir ülkedesiniz, ben başka bir yerdeyim, ama karşılıklı bu dersi yapabiliyoruz. Aslında e, ne kadar aslında birbirimize yakınız. Yani dünyada her bir işletme Diğer ülkenin müşterilerini, diğer ülkenin tüketicilerini doğrudan etkileyebiliyor. Şimdi Alibaba.com'dan Çin'den bir şey alabiliyorsun. eBay'den, Amerika'dan bir şey alabiliyorsun. Yani Amerika'da kurulmuş olan bir startup senin evine, hanene bir poşet, bir kargoyla giriş yapabiliyor. Bununla beraber işte ulusal işletmecilikten çok uluslu işletmeciliğe doğru bir geçiş söz konusu. Ulusal işletme tek bir ülkede faaliyet gösteriyor. Uluslararası işletmeler birkaç ülkede, çok uluslu işletmeler de pek çok ülkede. Yani şu an baktığımız zaman büyük işletmelerin hemen hemen hepsi çok uluslu işletmeler arkadaşlar. Yasal statüsü bakımından bunu mutlaka ayrıntılı kitaptan da incelemeniz gerekiyor. Ülkemizde uygulanmakta olan ekonomik sistem gereği piyasada üç tür mülkiyete dayalı işletme var. Özel, kamu ve yabancı sermayeli işletmeler. Özeller tek kişi işletmeleri, şirket şeklindeki işletmeler, kooperatifler, dernek, vakıf ve meslek kuruluşlarının iktisadi işletmeleri şeklinde oluyor. Burada adi şirketler, ticaret şirketleri, şirket şeklindeki işletmeler, ticaret şirketleri de hem şahıs şirketleri hem şir sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılıyor. Bu e, Buraya muhakkak bakmanızı tavsiye ediyorum. Bakmanız gerekiyor daha doğrusu. E, çünkü çok detayları, özellikleri var. Bir dersi sığmayacak kadar uzun orası. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki işletme başarısının temel göstergeleri ne? Yani biz bir işletmeyi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirebilecek olsak hangi göstergelere bakacağız? Bunlardan ilki verimlilik, ikincisi karlılık, üçüncüsü etkilelik, dördüncüsü yenilikçilik. Şimdi verimlilik dediğimiz zaman girdi ile çıktı arasındaki bir ilişki. Produktivite dediğimiz unsur aslında. Yani produktivite demek de şunu anlayabiliriz. Yani production bir üretim söz konusu. Peki üretim nasıl verimliliği etkiliyor? Şu aslında girdi ile çıktı arasındaki ilişki şu şekilde. Üretimdeki maliyet düşük olacak kar oranı çok yüksek olacak. Yani minimum maliyetten maksimum karı elde edebiliyorsak biz verimliyiz. Yani girdi maliyetimiz çok düşük olacak. Ama müşterilere sunduktan sonra dönem sonundaki kar oranımız sunmuş olduğumuz üründen çok daha ürünün maliyetinden çok daha yüksek olursa biz verimliyiz. Ya da Yüksek olursa verimliyiz, çok yüksek olursa çok verimliyiz. Yani başarı kriterimiz bu aslında. Yani ilk başarı kriterimiz verimlilik. Bu neyi beraberinde getirecek? Kallılığı beraberinde getirecek. Yani belirli bir dönemdeki gelirlerle giderler arasındaki olumlu fark. Yani şu demek. Gelir büyüktür gider olmak zorunda. Çıkardığımız zaman elimizde net bir miktar kalması gerekiyor. Etkililik aslında şeyle beraber, verimlilikle beraber hep karıştı karıştırılıyor etkililik. Amaçlara ne derece ulaşıldı? Yani üretim faktörleri bir araya getirildiği zaman biz amaçlarımıza ne şekilde ulaştık? Dönem başında şunları belirliyoruz değil mi? Yani bir işletme olarak işte pazar payında şu kadar büyüme gerçekleştireceğiz. İşte bu kadar ürün piyasaya sunacağız. Bu kadar ürünün şu kadarını piyasada tutunduracağız. İki sene sonra şu ürünü Piyasaya sunmayı düşünüyoruz gibi gibi pek çok aslında kriter var. Biz bu başarılara yani bu amaçlara ne derece ulaşabildik bu üretim faaliyetler neticesinde ve yenilikçilik. Yani yenilikçilik tabii şunu dikkate almakta fayda var. Ee, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabiliyoruz? Yani bu konuda ne kadar yenilikçiyiz? Yani pazarla beraber pazarın taleplerine ne kadar e, cevap verebiliyoruz. Şunu unutmayalım arkadaşlar pazar pazarlama talep oluşturmuyor mevcut talepleri karşılıyor aslında. Yani onun için e, ne kadar yenilikçi olduğumuz önemli. Peki bugün biz e, ne yaptık? İşte temel kavramlar işletmeye baktık, ihtiyaca baktık, isteğe baktık, faydaya baktık, inovasyona baktık, iş modeline baktık, üretim faktörler. ...neler olduğunu gördük. Doğal kaynaklar, emek, sermaye girişimcilik... ...bu dört faktör bizim üretim faktörlerimiz. Bir işletme bunları bir araya getirerek... ...aslında bir e, ürünü e, piyasaya sunabiliyor. İşletmenin amaçları neler ona baktık. Çevresel, ekonomik, sosyal sürdürülebilirliğe baktık. Topluma hizmet dedik e, bunlar. İşletme sistemi fonksiyonları neler? Genel olarak biliyorsunuz yönetim dedik. Temel fonksiyonlarını ne dedik arkadaşlar üretim ve pazarlama fonksiyonu dedik. Kolaylaştırıcı fonksiyonlarını dedik. işte insan kaynakları dedik. RG dedik. Halk ilişkiler dedik. Bunları saydık. İşletmelerin sınıflandırılması iki tür ölçek var. Bunlardan birisi nicel yani sayılabilen kantitatif dediğimiz sayılabilen özellikler ve nitel ölçütler e, arkadaşlar. İşletme başarısındaki temel ilkeler ne olarak söyledik? Verimlilik, karlılık, etkinlik ve yenilikçilik şeklinde e, bunları ifade ettik haftaya işletme çevresini inceleyeceğiz ee, haftaya görüşmek üzere dersimiz burada sonlanmış bulunuyor arkadaşlar çok teşekkür ederiz katılımınız için